Çinli teknoloji hisseleri kaynaklı yaşanan kayıplar nedeniyle bugün Avrupa borsaları güne düşüşle başladı ve endekste kayıplar %1'e ulaştı. Özellikle İspanya borsası bugün Avrupa borsalarında kayıpları öncülük etti. Macaristan Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde bir faiz artışı geldi. Enflasyonu kontrol altına almak amacıyla banka politika faizini 30 bas puan artırarak %1.2 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 15 bas puanlık faiz artışı önündeydi. Geçtiğimiz ay ilk hamle gelmişti Macaristan Merkez Bankası'ndan ve bir aylık sürenin ardından ikinci kez faiz artırımına gidilmiş oldu. Enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor banka. Verdiği mesaj da enflasyon hedefe ulaşana kadar faiz artırım döngüsüne devam edileceği yönündeydi. Bununla beraber IMF'den revizyonlar geldi. 2021 yılı için küresel büyüme tahmini %6 seviyesine kurdu kurum. Gelişmiş ülkeler için büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyonu gitti. Aynı zamanda Euro bölgesi için büyüme tahmini 2021 yılı için %4.6 seviyesine çıkardı. Avrupa özelinde İngiltere ve İtalya tarafında ciddi revizyonlar söz konusu. Mesela İngiltere için bu yıl büyüme tahminini %5.3 seviyesinden %7'ye yükseltirken İtalya için büyüme tahminini %4.2'den %4.9'a çıkardı. İki tane mesaj verdi IMF'in önemli olarak paylaştığı. Biri enflasyonun kalıcı hale gelmesinden kaynaklı endişeler nedeniyle merkez bankalarının aksiyon almak durumunda kalabileceği vurgusu yer aldı metinde. Bir diğeri ise dünya genelinde açılan makasın ekonomik büyüme cephesinde aşı kaynaklı eşitsizlikler nedeniyle makasın giderek açılmakta olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği Temmuz ayı için aşılamada koyduğu hedefe ulaştığını duyurdu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz sonu itibariyle Avrupa Birliği'nde yetişkin nüfusun %70'inin en az bir doz aşıyı olma noktasında hedefine ulaştıklarını açıkladı. Avrupa Birliği'nde şu anda en yüksek aşılamaya sahip ülke %84 oranıyla Malta, en düşük ülke ise %18'lik aşılama oranıyla Bulgaristan.